Efendim merhabalar, Bloomberg EYT ekranlarına felsefe, sanat ve yaşama dair her şeyin konuşulduğu 1 artı 1 eşittir 1 programına hoş geldiniz. Bu hafta bilgin, bilgiç ve bilgeliği basaya yatıracağız. Bilge yani arif olan anlar diyoruz. Peki alim olan elbette o da anlar ama nasıl? Bakış açısı arasındaki farklar neler? Ve bilgiç, bilgiçlik taslayan, bilmediği halde biliyormuş gibi davranan, boyundan büyük konularla alakalı laf söyleyen ki hemen her yerdeler. Bu da demek oluyor ki bilgeye, bilgelerin sesini duymaya çok ihtiyacımız var. Konuşacağız. Her hafta olduğu gibi Dujane Cindioğlu ile birlikte. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim çok teşekkür ediyorum. Hocam şimdi biz tanıtımda dedik ki erik dalında üzüm yerken cevizlere dadanmakla suçlanmak dedik. Ve hafta boyunca bana ne demek istediniz, ne demek istediniz diyenler oldu. Ve ben de dedim ki programda konuşacağız. O gün de bugündür. Dilerseniz Yunus Emre'nin şiirindeki o beyitle başlayalım. Akabinde zaten devam edelim. Evet, aslında benim de planım biraz daha farklıydı. Yunus Emre'yi hani çok malayani bir şey olacak ama astrolojiler sahneye en son çıkar. O yüzden Yunus'umuzu bütün konuşmanın finaline saklamıştım. Ama baştan birkaç şey söyleyip... Belki bir ipucu. Evet. Şimdi bu Yunus Emre'nin benim en sevdiğim şiirlerindendir. Hatta bu işin erbabı da niye Yunus böyle tuhaf cümleler? Çünkü bu yaklaşık 10 beyitlik bir şiir. Şeyleri, cahilleri ürkütmemek, onlarla biraz alay etmek hatta. Alay etmek demeyelim, ariflere yakışmaz ama latife yapmak diyelim. Latife ile kendini korumak. Yüksek zekalar halkın şerrinden, nadanın derlerdi. Eskiden benim babam da çok kullanırdı. Cahilin bir anlamda parçası. Nadanın şerrinden, şiddetinden korunmak için latifeye başvururlar. Latife böyle incelikli söz etmek, hatta bizde mizah filan da demektir. Fakat işi bilen kişilere de daha ciddi konulardan söz etmek için usulü böyle kurdu denilir. Şimdi çıktım erik dalına, anda yedim üzümü, bostan ısı kakıdı der ne yersin kozumu. Koz burada ceviz demek. Yani biri erik dalına çıkıyor, üzüm yiyor ama bahçenin sahibi gelip cevizlerine dadanmakla suçluyor. Hatta bunun başka bir versiyonu da var. Bu şiirde kelimeler çokça değişir. Bostan ısı geldi, eydir uğruladı kozumu. Yine hemen hemen aynı manada. Yani bostanın sahibi, bahçenin sahibi cevizlerini çalmakla suçlar. Hatta okuyayım biraz, o latifeye ortak edelim izleyicilerimizi. Kerpiç koydum kazana, poyraz ile kaynattım. Nedir deyip sorana, bandım verdim özünü. İplik verdim çulhaya, sarıp yumak etmemiş. Becit becit ısmarlar, gelsin alsın bezini. Bir serçenin kanadın, 40 kanıya yüklettim. Yani bir serçenin kanadını 40 kanıya yüklettim. Çifti dayı çekmedi, şöyle kaldı kazını. Bir sinek bir kartalı salladı vurdu yere. Ya da kaldırıp vurdu yere, urdu yere. Yalan değil, gerçektir. Ben de gördüm tozunu.
Bir küt ile güreştim, elsiz ayağım aldı. Yıkıp bastıramadım, göğündürdü özümü. Kaf Dağı'ndan bir taşı şöyle attılar bana. Öylelik yola düştü, boza yazdı yüzümü. Balık kavağa çıkmış, zift turşusun yemeğe. Leylek koduk doğurmuş, baka şunun sözünü. Yunus bir söz söylemiş, hiçbir söze benzemez. Münafıklar elinden örter mana yüzünü. Yani bu tasavvuf literatüründe hep söylenen şeydir. Rumuz ve Elgaz bahsi. Yani Platon'dan bu yana bildiğimiz bir anlatım biçimidir bu. Maksatlarını, muratlarını herkesin anlayacağı sözlerle söyler gibi yapıp aslında başka şeyler kastederler. Dolayısıyla halk onu dışsal biçimiyle alır. Ama işi bilen hakikat arayıcıları kendi nasiplerini alır. Şimdi bizim burada iki beyt, tabii bunun tamamını konuşamayız. Bir birinci beyti konuşacağız. Yani çıktım erik dalına anda yedim üzümü, bostan ısı kakıyıp dir ne girsin kozumu. Bir de bir sinek bir kartalı kaldırıp urdu yere. Yalan değil, gerçektir. Ben de gördüm tozunu diyor. Bu bizim başlığımızdaki aslında bilgiç, bilgin ve bilge sıralamasıyla erik, üzüm ve cevizi eşleştireceğiz. Burada bir tehlikeli işe kalkıp Yunus'umuzun bu beyitlerini yorumlamayı deneyeceğim. Bir de tabii bize başka bir, herkesin bildiğini tahmin ettiğim bir dörtlüğü eşlik edecek. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen ya hoca demiş, bu nice okumaktır. Şimdi ama en başa tekrar kendi tasarımıma dönün izninizle. Bilgiç dediğimizde bunun eş anlamlıları ne olabilir? Yani biz Türkçe'de kendi ana dilimizde düşündüğümüze göre, yani düşünmek insanın kendi ana dilinde düşünmesi demektir. Hatta zaman zaman burada yabancı dillerden örnekler veriyoruz. O benim bir kusurum olarak düşünmelerini beklerim izleyicilerden. Yoksa burada o yabancı kelimeleri, işte bazen Yunancasını, bazen Almancasını, Fransızcasını söylememiz bu dillerde böyle bir gösteriş arzusuna umarım bağlanmaz. Bu sürekli ayağını sabit bir zemine basma ihtiyacı duyan bir ruhun, yani bendenizin, sürekli aslıyla irtibatı koparmadan onu en yaygın biçimiyle değil, bizzat orijinaliyle zihnimde tutmaya özen göstermektendir. Çünkü Türkçe'de aydınlanma deyince, hatta aydın mesela, sokakta halka sorsalar aydın nedir diye, kaç kişi aklı başında 2-3 cümleyle bu sözcüğü, bu terimi tanımlayabilir? Aydın ne demek? Eskiden münevver deniliyordu mesela. Şimdi aydın deyince bir kök arıyoruz filan. Aymak olabilir, aydınlanmak olabilir. Ama münevver deyince nur var, ışık var. Niye bu tabirler kullanılıyor? İşte şimdi ister istemez entelektüel mesela, değil mi? Bugün de konuşacağız. Bir entelektüel var, bir de entel var mesela. Şimdi dolayısıyla biz bilgiçle başlayalım ve bilgiçin eş anlamlıları ne olabilir? Şimdi benim hemen aklıma gelen sözcükler, bilmiş mesela vardır. Şimdi bilmiş, hatta bir de çok bilmiş.
genelde çocuklara filan kullanılır. Çok bilmiş. Bilmişteki o miş eki aslında bize şunu gösteriyor. Bilmiş dediğimizde gerçekten bilen değil, biliyor görünen. Yani mış gibi yapan. Bilgiyi içselleştirmemiş olan. Yani bazı bilenlerin söylediği sözcükleri kullanan, bu işin erbabının konuştuğu gibi konuşmaya çalışan ama onun altını dolduramayan. Bir bilmişin bu anlamı vardır. Bir de kendisine yakışmayacak derecede kendi sınırlarını aşan, haddini aşan manası vardır. O yüzden hani büyümüş de küçülmüş, çok bilmiş seni filan gibi tabirler buralarda kullanılır. Entel kelimesini kullandım. Entelektüel ve entel arasında bir ilişki var. Entel Türkçe'de entelektüellerle alay etmek için kullanılan bir tabir. Entellik yapma işte filan denir. Entelin değişik biliyorsunuz kullanımları vardır. Türkçe'de şimdi pek rastlanılmıyor ama eskiden çokça kullanılırdı. Benim zihnimde hep o vardır. Malumat furuş. Hatta Allame-i Cihan Doktor Universalis, Latinler öyle derdi. Allame-i Cihan. Yani bilmediği şey yok. Ona bir tabir kullanıyorlar şimdi böyle biraz argo. Onu kullanmayalım. Kullanmayalım hocam. Kullanmayalım. Aklımıza gelmiştir. Gelmiştir. Her şeyden anlayan. Şimdi fakat malumat furuş da bu diğerlerinden farklı. Yani malumat furuş yanlış bilen demek değil. Belki gereksiz derecede ayrıntılara vakıf olan demek. Ama bu bir övgü ifadesi değil. Yani bilgiçte de, entelde de, bilmişte de hep bu manalar var. Ama aslı malumat furuşta diğerlerinden farklı bir ayrıntı var. Bizim bu akşam izleyeceğimiz yolu belirliyor. Furuş eki. Malumatı ne yapıyor bu? Malumat furuş Farsça'da furuhten yani satmaktan gelir. Aslında bilgisini pazarlayan anlamına gelir. Dolayısıyla bu bizi birdenbire yine 2500 yıl öncesine götürür. Sofya kelimesinden türemesine ve anlamının yani hikmet kelimesinden türemesine rağmen hatta kullanıldığında önceleri anlamı olumsuz olmamasına karşın daha sonra Sokrates, Platon ve Aristoteles'in çok şiddetli eleştirileriyle hakaret anlamında kullanılan sahtekar, madrabaz, hatta daha kötü kelimeler de kullanılıyor. Sofistes kelimesidir. Yani biz bunu kısaca sofist diyoruz. Sofist demek bilgisini satan adam demektir. Ama sattığı bilgi nasıl bir bilgidir? Yani demek ki alanlar da var. Değil mi? Şimdi bilgi satıldığında ne var ne mahsuru var bilginin satılmasında? Niye bu kadar şiddetle eleştirilmiş olabilir acaba? Yani Sokrates'i, Platon'u, Aristoteles'i bu kadar çileden çıkaran nedir? Bu onların kazandıkları ki Platon'un diyaloglarında biz biliyoruz. Sofistler içerisinde çok zenginlerinin olduğunu. Acaba onların zenginliklerini ya da bu işten çok büyük paralar kazanmalarını kıskandıkları için mi böyle söylüyorlar? Hayır. Buradaki mantığı şöyle açıklayabilirim. Biz şeyleri iki nedenle isteyebiliriz. Yani bir şeyi istediğinizde hangi nedenle istiyorsunuz desem
en az iki neden gösterebilirsiniz. Biri kendinden dolayı isteriz. Bir de başka bir şeyden dolayı isteriz. Yani yararından dolayı. Dolayı isteriz. Yani mesela ben para istiyorum desem. Paranın kendisini istemiyorum. Onu bana sağladıklarını istiyorum. Koleksiyon yapacak değilim. Yani o paranın kendisini istemiyorum. O paranın beni götüreceği şeyler istiyorum. İşte ev, araba almak, yat almak, kat almak neyse. Dolayısıyla bir düşünsek mesela insanlar, izleyicilerimize hadi soralım burada. Yaşamda kendisinden dolayı istedikleri ne var? Mesela mutlu olmak. Kendinden dolayı istediğimiz bir şey olabilir mutlu olmak. Peki nasıl anlarız kendisinden dolayı isteyip istemediğimizi? Çok basit bir soru sorarak. O yüzden ben aynı mantığı aşka da uygulamışımdır. Aşk da bir şeyi kendinden dolayı istemektir. Niçin istiyorsun sorusunu sorduğumuzda muhatabımızın yanıt verememesi lazım. Gerekiyor. Bilmiyorum, istiyorum. Yani niye mutlu olmak? İşte mutlu olmak için mutlu olmak istiyorum. Hatta diyelim ki kahve içiyorum. Yani niye kahve içiyorsun? Bir işte uykum gelmesin diye olabilir, yararından dolayı. Yani ne bileyim işte kahveyi seviyorum ben. Seviyorum. Yani bana iyi geliyor. Yani kahveyi kahve için istiyorum. Şimdi kendisinden dolayı istenen şeylerden bir tanesi işte diyelim ki mutluluk. Ama en önemlilerinden bir tanesi bilmek. İnsan niye bilmek ister? O bilgi millet hemen zannediyor ki yararından dolayı bilgi istenir. Hayır, hangi bilgilerin yararı vardır? Tam tersine Aristoteles'e göre insan doğası gereği bilmek ister der. Ama o işte ben oraya itiraz edeceğim hemen kılı kırk yarıcılığım tutacak. Ben çevremde hiç doğası gereği bilmek isteyen insan görmedim desem. Yani hiç bakın çevrenizde kaç kişi bilmek istiyor. Hem de doğası gereği bu mümkün değil. Yunancası yanlış anlaşılıyor onun. O ibarenin, o metafiziğin ilk cümlesidir. İnsan doğası gereği, özü gereği bilmek ister. İstemek, irade hiç alakası yok. Daha doğru tercümeler desire'dan, desire'den türetirler. Fransızca çevirilerinde, İngilizce çevirilerinde öyle yapıyorlar. Onlar da yanlış bence. Arzular diye çeviriyorlar. Ben böyle biraz Osmanlıca'dan yardım alarak çeviriyorum. Ki onun başında her insan, bütün insanlar tabiri var. Bütün insanlar ya da işte biz insanlar diyelim, insanda bilmeye karşı bir doğal eğilim vardır. Bir meyli tabii vardır. Doğal eğilim vardır, bir potansiyel vardır. Arzu ile bunu yine Spinoza'dan hareketle ayıracağım. Appetitus'la yani direkt bir şeyi istemekle arzulamak arasında ne fark vardır? Güdüsel isteklerle, acıkmakla mesela. Diyelim ki ben acıktım desem ne istiyorum? Doymayı istiyorum, yemeği istiyorum ama ben dondurma istiyorum dersem dersiniz ki bu Dücane Bey daha evvel dondurma yemiş, dondurmanın hazzını almış. Hazzını aldığı bir şeyi istiyor. Arzu kendisine bilincin eşlik ettiği istençtir. Öyle söyleyeyim. Yani arzuda daha önce denemiş olmak vardır. Denediğimiz şeyleri arzularız. O hazzı almışızdır, onu arzularız. Ama burada orexis fiilini kullanmasına rağmen Aristoteles, burada çok kalmayacağım, hemen hareket edeceğim. Bir eğilimden söz ediyor. Dolayısıyla bilmeye doğru insanda doğal bir eğilim vardır. Yoksa insanlar, bakın etrafınıza, kimse bilmeyi falan istediği yok.
Sağdan sağ 3 kişiyiz. Biz yani şeyin kitlelerin bilmeye karşı bir ihtiyaç duyduklarını ben gözlemlemedim. Şimdi dolayısıyla ama şeyi kaçırdım. Sorunuzun tam geldiği yerde neredeydim? Bir şeyi kendinden dolayı istemekteydi. Evet. Bir şeyi kendinden dolayı istemek, biz bilmeyi kendinden dolayı isteriz. Ama her bilme biçimini mi böyle isteriz? Hayır. Teorik bilme biçimi yararından dolayı istenmez. O yüzden yarardan dolayı talep edilmeyen bilgi türüne ya da talep edenlere sofos, bilge denir. Yararından dolayı bir bilgiyi isteyenlere, Aristoteles'in tabirini kullanacağım, bağışlayın, phronimos denir. Yani aslında biz bir iki program evvel de biraz dolandık etrafında. İki tür bilme var. Bir pratik bilme, bir teorik bilme. Dolayısıyla yararı olan pratik bilmedir. Teorik bilginin bir yararı yoktur. Şimdi dolayısıyla biz bilmeyi doğasından, kendisinden dolayı istediğimizde onu satmayı düşünemeyiz. Hakikaten ben yıllarca işte 30'a yakın kitabım var. Yani 30'lu yaşlardan beri herhalde çıkıyor kitaplarım. 30 senedir. Kitaplarımın satış kısmı, işte imza günlerine katılmak filan, bu konularda hep kusurlu oldum. Bunun için ayrı bir düşünme biçimi gerekiyor. O yani çünkü öğrenmek büyük bir has. O öğrendiklerinizi yazmak daha büyük bir has. Onun basılması, başkalarıyla onları paylaşmak, o da büyük bir has. Ama bunun satılması, buradan bir gelir gelmesi, eğer buradaki birinci düzeydeki hazlar çok yüksekse, o ekonomik bakımından çıkar ve yarar kısmı ikinci kalacaktır. Şimdi Sokrates, Platon ve Aristoteles'in sofistlere yönelik eleştirisi, yani malumat furuşta bilgilerini pazarlayan, satan kişilerin bilgiyi kendinden dolayı, yani hakikatten dolayı, hakikate ulaşmak için istemediklerini ima ediyorlar. Burada bilmişten, bilgiçten, entelden vesaire söz edildiğinde bilmeyle ilişkilerinde bir yapaylık görüyorlar. Nedir o yapaylık? Bilgiyi bilmek için bilmeye çalışmıyorlar. O bilmekle başka şeylere ulaşmak istiyorlar. Bugün modern bilgi içinde böyle söylenebilir. Oysa tutku bu ikincil amaçlara izin vermez. Demek oluyor ki malumat furuş esas itibariyle bir şey daha işaret edeyim, burayı geçmeyeyim, önemli. Niye malumat kelimesi kullanılıyor da mesela ilim furuş denmiyor? Bakın, ilimde bir kesin bilgi vardır, kesin bilgi anlamı vardır. İlim bilgi anlamına gelmez. Kesin bilgi anlamına gelir. Yani knowledge'la science arasındaki fark gibi. Dolayısıyla malumat var olanlara dair, nesnelere, dış dünyaya dair görünüşün bilgisi demektir. Görünüşün bilgisi ne sahip olmak az bir şey mi? Ne sorsan cevap veriyor. Ansiklopedi gibi adam, ayaklı ansiklopedi filan diyorsunuz. İyi ama bu dışsal bilgi, bu görünüşün bilgisi bir şeyden mahrumiyeti saklıyor. Nedir o? Özün bilgisi değil. Nesneyi bilmek, özü bilmek. Görünüşün bilgisi, özün bilgisi değil. Şimdi dolayısıyla
bilgiçlik bir anlamda bilgiyle sahici bir ilişkiye girmekten mahrumiyet demektir. O yüzden sofistler Platon ve Aristoteles tarafından bu yüzden şiddetle mahkum edildiler. Peki siz bu şeye katılıyor musunuz derseniz, ben bilgiçlerin, çok bilmişlerin ya da malumat furuşların bu kadar, ki sofistlerin, hırpalanmasından yana değilim. Neden? Çünkü kültürü bir piramit gibi düşünürsek, en üstte üretilen bilginin alt katlara yayılması, bu enteller, malumat furuşlar, bilmişler ve bilgiçler sayesinde olur. Bilginler ya da bilgeler kendi bilgilerini toplumla ve toplumun bütün kesimleriyle paylaşmayı beceremezler genelde. O yüzden aracılara ihtiyaç vardır ve sofistler bize bir şeyi öğrettiler. Onların bilgisinin özü iknaya dayanıyordu. O yüzden bence iknayı konuşmalıyız. İkna nedir? Sadece bir şey söyleyeyim. İkna dediğimizde kanıtlamanın dışında bir iletişim biçimi seçtiğimizi ifade ederiz. Dolayısıyla sofistlerin parayla sattıkları şey ikna etmenin bilgisiydi. Diyelim ki reklamcılar bizi filan ürünü satın almaya ikna ederler. Siyasetçiler oylarımızı kendilerine vermemiz için bizi ikna ederler. Vaizler, hocalar kürsüde anlattıkları şeylerle bir şeylere inanmaya bizi ikna ederler. Dolayısıyla bu avukatlar jüriyi ya da hakimi kendi müvekkilinin haklılığına ya da suçsuzluğuna ikna etmeye çalışırlar. Dolayısıyla toplumsal yaşamda bütün bilgi iletişiminin özü iknaya dayanır. Kanıta değil. Yani halk kanıt istemez. Oy vermek için kanıta ihtiyacı yoktur. İnsanların da bir ürünü satın alma davranışının ortaya çıkması için o alacakları şeyin yararının kanıtlanması gerekmez. Ama ikna edilmeleri gerekir. Peki iknaya dayalı bilgilendirme ile doğru bir bilgilendirme olabilir mi? Yoksa bu yanlı bir durum mudur diye soracağım ama biraz soluklandıktan sonra tamam. Ara verelim, akabinde devam edeceğiz. Efendim devam ediyoruz. İknanın bilgisinden bahsediyoruz. Yani kanıta dayalı olmayan bilgiden en son orada kalmıştık. Ve soru da tam da şuydu. Peki bu şekilde bir bilgilendirmeyle toplumlar doğru bilgilendirmeye sahip olabilirler mi? Bu yanlı bir tutum değil midir diye sormuştum. Evet, yani bu şu demektir. Sağduyu. Sağduyu common sense olarak da ifade ediliyor. İngilizler öyle ifade ediyor. Ortak kanaat, genel kanaat, ortak sanılar, kanılar için kullanılıyor. Ve sağduyulu olmak ruhsal olarak sağlıklı olmak demektir. Değil mi? Yani sağduyulu bir insan toplumda ki yaşamı kolay gidiyor, iyi gidiyor demektir. Ben mesela fazla sağduyulu olduğumu düşünmem. Çünkü sağduyu insanı aptal durumuna düşürür. Sağduyu herkesin bildiği, herkesin paylaştığı ortak kanılara yaslanan insan sağduyuludur. Toplumun kötüleri vardır, iyileri vardır, belli kanaatleri vardır ve bu kanaatlere yaslanarak işte bakkalda, pazarda, mecliste, ne bileyim ekranda konuşursanız
hiç kimse sizden rahatsız olmaz. Kimseyi rahatsız etmezsiniz. Ama bu ortak kanıların, yani öyle mi acaba bir düşünelim filan dediğinizde birdenbire huzursuz etmeye, o insanları çocukluklarından beri doğru bildikleri konularda kuşkuya düşürmekle suçlarlar. Hatta size hasta muamelesi yaparlar. Ki eskiden deli diye o zaman tımarhane diyorlardı, tımarhaneye tıkarlar. Şimdi ikna nerede çalışıyor? Bir pazarda çalışıyor değil mi? Yani pazarda satıcılar bizi ürünlerini almamız, satın almamız konusunda ikna etmeye çalışırlar. Meydanlarda çalışıyor değil mi? Politikacılar meydanlarda bizi kendilerine oy atmamız, kendilerini desteklememiz için ikna etmeye çalışırlar. Mahkemeyi söyledik. Avukatlar ve savcılar iddialarının, savundukları şeylerin doğruluğuna hakimi ya da jüriyi ikna etmeye çalışırlar. Yorumcular, televizyon yorumcuları da öyle değil mi? Gazeteciler. Gazeteciler anlattığı, verdikleri haberlerin doğruluğuna bizi ikna ederler. Bizi yönlendirmeye çalışırlar. Kanaatlerimizi etkilemeye çalışırlar. Mesela kanaat önderleri filan denir. Kanaat önderleri nedir? Esas itibariyle toplumun sağduyusunu yönlendirebilme yeteneği olan otoriteler demektir. Yani halk filan söylüyorsa herhalde doğru söylüyordur. O kadar adam da herhalde yalan söyleyecek değil ya şeklinde düşünür. Şimdi dolayısıyla ikna toplumsallığın, toplumsal ve siyasal olanın özü iknadır. İkna neyle olur? Yani iknayı biz mantık alanına çeksek, çok tabii fazla değil ama birazcık çeksek ve desek ki ne tür bir akıl yürütme biçimiyle bu ikna olur? Çünkü sofistlerin sattığı bilgi bu ikna etme yeteneği kazandırmak. Yani diyor ki bana şu kadar para ver, ben seni yetiştireceğim. Benden aldığın ders sayesinde mahkemede hakimi ve jüriyi ikna edeceksin. Suçlu olsan bile onları suçsuzluğuna ikna edeceksin. Edebilme yeteneği kazandıracağım. Ticaret yapıyorsan filan. Hatta Aristofanes'in Sokrates'i idama götüren oyununda öyle bir şey vardır. Bir adam borçlarını ödemiyor ama borçlarından kurtulmak istiyor ve Sokrates'e geliyor. Sen bana öğret şu felsefe denilen şeyi. Ben de bu borçlardan kurtulayım diyor. Ve tabii aslında orada Sokrates'le alay ediliyor. Sokrates'in bilgisinin sofistik bir bilgi olduğunu iddia eder Aristofanes. Muhafazakar bir sanatçı olarak. Dolayısıyla nasıl bir akıl yürütme biçimidir? Şiirsel bir akıl yürütme biçimidir. Şimdi ona ıslamlama deniyor. İki, hitabet, yani retorik, bir retoriksel bir akıl yürütme biçimidir ve diyalektik, yani cedeli. Dolayısıyla şiir, hitabet ve cedel, yani poetika, retorika ve diyalektika. Şimdi bu üçü toplumsal yaşamda konuşmanın, düşünmenin filan, işte herkes düşünüyor. İşte herkes bilmek istiyor filan. Buralarda geliyor. Yani bu esas itibariyle iknanın ötesine geçemeyen, dolayısıyla en başarılıların sağduyulu kabul edilebileceği düşünme biçimidir. Yararlıdır. Hakikaten malınızı satmanıza, siyasetçiyseniz seçilmenize, eğer seçiliyorsanız, bürokratsanız yükselmenize, komutanlarınızı ikna edeceksiniz. Olmanız gerekmez yalnız. Yani sattığınız malın satılabilir olması ya da oy talep ettiğinizde oyu hak etmeniz gerekmez. Sadece muhataplarınızı ikna etmeniz lazım. Yani öyle görünmeniz,
öyleymiş gibi algılanmanız lazım. O yüzden bilgiç, bilmiş vesaire, o oradaki sütundaki kalabalık zevat aslında iknanın bilgisine sahip olan, olmaya çalışan, bunun içinde her şeyden biraz anlayan ve hakikatin bilgisine, yani kanıtlanabilir kesin bilgiye yüz çevirmiş olan kesimlerdir. Yani bilginin özüyle değil, bilginin kazandırdığı statüyle alakalı olan insanlar diyebilir miyiz onlar için? Bilginin onlara kazandıracağı statünün peşinde koşan. Şöyle diyebiliriz. İstedikleri bilgi türü zaten özün bilgisi değil diye baştan tanımladık. Görünüşlerin bilgisi, fenomenlerin bilgisi. Yani belli bir yüzeyin, yüzeysel olanın bilgisi. Onun arkasında ne var? O önemli değil. O bilgenin işi mi? Arkasındakini bilmek. Hayır. Orada iki katmanımız var. Yani daha doğrusu hayır demeyeyim, düzelteyim. Yalnızca bilgenin değil, bilginin de işi. Şimdi bir de bilgin var. Bilgini biz bugün nasıl alim desek, alim deyince akla böyle hep din alimi filan geliyor. Ama alimi bilen manasında kullanıyoruz. Fakat biz bugün ona bilim insanı diyebiliriz. Yani bilgin dediklerimiz bilim insanlarıdır. Amaçları nedir? Uğraştıkları konuda kanıtlanabilir kesin bilgiyi amaçlarlar. Yani bir kimyacının tenekeyi altına çeviriyormuş gibi yapmayı amaçladığı söylenebilir mi? Ki Newton, yani ömrünü son büyücü derler Newton için, simyaya ayırmıştır. Diyelim ki bugün modern çağda bir kimyacı, bir simyacının hayallerini, hedeflerini üstlenir mi? Yani tenekeyi altına çevirebilirmiş gibi yapmayı amaçlayabilir mi? Bunun için insanlara bilgisini satmayı düşünebilir mi? Gerçek bir bilgin düşünmez. Onun yapması gereken, aldığı eğitim de onu gösterir. Nedir? Kimya alanında neyse uğraştığı konular, o konularda kesin olabildiğince denetlenebilir, ölçümlenebilir, yinelenebilir. Bilimsel bilgi dediğimiz, bilimsel bilginin vasıfları olarak kullandığımız özelliklere ulaşmaktır. Bu bir sosyolog olsa, bir psikolog olsa, ne bileyim, bir siyaset bilimci olsa acaba bu tür bir kesin bilgiye ulaşabilir mi? Yani bir fizikçi gibi, bir kimyacı gibi. O yüzden pratik bilimlerle teorik bilimler arasında bir ayrım yapılmıştır ama biz onları da yine bilim kapsamına alıyoruz. Niye? Tarihle, bir tarihle uğraşan televizyonlarda filan da hep görürüz. Böyle bir sürü masal anlatan adam tarihçi olarak çıkıyor, ideolojik pozisyonlarına uygun olarak. Ama bir de ciddi tarihçiler var. Yani isim vermeyelim burada, kimseyi incitmeyelim. Ama diyelim ki Halil İnalcık deyince akla ne gelir? Değil mi? Gerçek bir tarihçi gelir. Onun işi nedir? Kendi alanında kesin bilgiye ulaşmak. Halil İnalcık'ın en büyük, en övündüğü keşiflerden biri nedir? İşte Osmanlı'nın kuruluşu 1299 mu, 1300 mü? Benim tanıdığım yine Türk Tarih Kurumu Başkanlığı yapmış, ismini anmakta bir beis yok, Ali Birinci üstadımız doktora tezinde İttihat ve Terakki'nin kuruluşu, işte biraz mübalağa ediyor olabilirim, yani hatırladığım kadarıyla söylüyorum, çarşamba günü işte 7'sinde mi kuruldu, 8'inde mi? En çok emek harcadığı alanlardan biri buydu hatırladığım kadarıyla. Ben kendimden de örnek verebilirim. Ernest Renan üzerine
bir geniş çalışma yapmıştım bundan. 96'da yayınladım bir makale. Orada Ernest Renan'ın bütün uluslararası akademisyenler ihtilaf ediyorlar. Bir Sorbonne'da konferansı var, İslam ve Bilim diye. Konferans 29 Mart 1883'te mi yayınlandı ya da verildi, yoksa 30 Mart 1883'te mi? Ben makaleyi yazdığımda Journal de Débat gazetesinin orijinali Fransa'dan henüz bana ulaşmamıştı. Ben yaklaşık 2 sayfa yazdım ve en sonunda 2 sayfa sonra dedim ki bu konferans 29 Mart 1883'te verilmiştir ama 30 Mart'ta gazetede yayınlanmıştır. Ve yayınlamadan evvel arkadaşlarıma, çevremde birkaç arkadaşıma okuttum. Bir tanesi bana şöyle söyledi. Ya hocam dedi, bu iyi güzel dedi, yani bu 29 Mart, 30 Mart ya bir gün oynuyor dedi ya. Ya bu kadar hani ne gerek var dedi. Şimdi kendimi o kadar aptal hissettim ki hakikaten, yani o yazdığım şeyi okusanız işkence gibi gelebilir size. 29 Mart mı 30 Mart? 29 Mart diyenler, 30 Mart diyenler hem filan. Onları tartışıyorum tabii ve en sonunda tabii ki diyorum, böyle o zaman genç bir yazar olarak gazetenin orijinal nüshasını görene kadar bu tahminimiz bizce böyledir filan diyorum. Sonra geldi gazete yayınlandıktan sonra ben haklı çıktım. Fakat bu soru hiç aklımdan çıkmadı. Niye ben bir gün oynuyor? Yani ne fark eder? Kanıta dayandırmak istediğiniz için kanıtlamak istediğiniz. Şundan istedim. Yani bu o zaman bulduğum yanıt şuydu. 2 cilt, ben o reddiyeleri 2 cilt olarak hazırlamıştım. Sadece o dönemde benden istenildiği için yaklaşık kitap boyutu 250 sayfalık bir küçük makale yazmıştım ve işsizdim o zaman. Çok zor koşullarda yazmıştım. Şundan olmalı diye düşündüm. Hakkında 2 ciltlik kitap yayınlamayı düşündüğüm bir konferansın daha yayınlanma tarihiyle konferans olarak verilme tarihini kesinleştirememiş olmanın utancını yaşamamak. Şimdi bu kılı kırk yarıcılık bütün teori konularla işte araştırmacıların en azından ciddi olanlarında çok bilinen bir şeydir. Dolayısıyla bilgin demek Kant'ın tabiri, bu benim tabirim değil, bir anlamda kılı kırk yarıcıdır. Yani kesin, olabildiğince kesin bilgiye ulaşmak. Dolayısıyla tarih biliminde de, sosyolojide de, siyasette de, hatta psikolojide de, psikiyatriden ayırarak söylüyorum, kesin bilgiye ulaşıldığı bölümler vardır. Ama neticede fizik alanında bile artık kesinlik tartışılıyor. Doğrulanabilirlik değil, yanlışlanabilirlik diye 20. yüzyılın başlarında bir tartışma çıkmıştı. Daha doğrusu ortalarına kadar da geldi o. Dolayısıyla bugün bilgide bile kesinlik hala bir problemdir bilim felsefesinde. Şimdi bilginin bütün amacı bu bilgide kesinliktir. Fakat bu bir görünüşün bilgisi mi, özün bilgisi mi? Yani sofistlere yönelttiğimiz, malumat furuşlara yönelttiğimiz eleştiriyi bilginlere yöneltebilir miyiz? Bilim insanlarına. Yöneltemeyiz değil mi? Deriz ki onlar en azından mış gibi yapmıyorlar. Doğayı, toplumu, insanı tanımak için bilimsel yoldan işte sınanabilir, gözlem ve deneylere, yinelenebilir, ölçümlenebilir bilgilere ulaşmaya çalışıyorlar. Fakat burada bir problem çıkıyor ve bu problemden dolayı biz üçüncü sütuna geçiyoruz. Üçüncü kategoriye, bilge kategorisine. Bilge ile ilginç bir şekilde bilgeler bilgin gibi değil, bilgiç gibi görünür. Yani çok tuhaf değil mi? Çok da talihsiz bir durum aslında bu. En üstte olan
Yani en bu skalanın en üstünde olan bilgeler bilginlere, kılı kırk yarıcılar tarafından bile, halk tarafından demiyorum, kılı kırk yarıcı bilim insanlarınca bile malumat vuruş, bilmiş, bilgiç gibi görünür. Neden böyledir acaba? Acaba bilgeliğin elde etmeye çalıştığı bilgi bilgine göre niçin özün bilgisi değil de görünüşün bilgisi gibiymişçesine dudak bükülür. Ve bilgeler bilginler hakkında ne der acaba? Yani bilginlerin o kesin bilgi, yani onu açıkça söyledik. O bilgi biçimini bilgeler nasıl görür? Şimdi bunu konuşacağız ama burada altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bilginin yanından çok, yani yanına bilginin yanına değil, bilmişin, bilgiçin yanına yakışır görünüşte. Bu çok büyük bir paradoks. Neden acaba? En üst skaladaki ortadakine değil de en alttakiyle eş tutulur. Yani işte filozof müsveddesi ya da işte ne diyelim alim taslağı filan gibi suçlamalar niçin ortadaki bölümde bilgin sütununda gerçekleşmez? Bilginin elindeki bilginin çok kesin olmasından mı? Şimdi bilginin elinde teorik bilgi, bilginin elinde ise daha pratiğe dayalı bir bilgi var aslında. Ayrım yapacak olursa. Teori konusunu da bilgine bırakmaz bilgi. Yani şimdi şunu tabii bir problem olarak kenarda tutmalıyız. Bu benim de zihnimi yıllardır meşgul eden konulardan biridir. Bilgin olmadan bilge olunabilir mi? Yani bilgeler bilgin olmayanlar mıdır? Şimdi halk bilgeleri, mesela Aşık Veysel bilge biri değil miydi? Öyleydi. Yunus Emre? Öyleydi. Peki bilgin mi bunlar? Tam tersinden soracak olursak, bilgin olmak için o zaman bilgeliğe gerek yok da diyebiliyor muyuz? Tabii ki. Bilgin olmak için işte biraz zeka ve biraz çalışkanlık yeterli. Değil mi? İyi bir mühendis, ne bileyim iyi bir mimar, iyi bir doktor, iyi bir kimyacı filan, yani iyi bir fizikçi, iyi bir matematikçi olmak için yani bir yetenek biraz gerekir. Ama esas itibariyle çaba gerekir. Ancak biz bilginin elindeki bilgiyi kanıtlanmış bilgi olarak kabul etmemize karşın bilgiçin elindekinden neyle ayırdık? Bilgiçin mış gibi yapıyor dedik. Ve aslında amacı hakkında konuştuğu şeylerin hakikatine, özüne dair bir bilgi değil. Çünkü amacı ikna zaten. İkna olduğu için, yani astronomi hakkında da konuşur, matematik hakkında da konuşur, her konuda konuşur. Ama amacı iknadır. Dolayısıyla nerede kalmak zorunda? Yüzeyde, dışsalda kalmak zorunda. Şimdi bunu bilgeye geçmeden, çünkü bilgeye Yunus Emre ile geçelim istiyorum. Bilgeye geçmeden evvel bilgiçliğin bize ne tür bir maliyeti var? Bunu açıklamazsak bütün bu söylediklerimiz havada yüzer, yerini bulmaz. Şimdi bilgiçliğin
İnsan bir şey öğrenmek istediğinde, bilmek istediğinde bir şeye ihtiyacı vardır. En temel, en temel hale. Bu duygusal bir şey. Merak gibi mi? Merakı da doğuran bir şey olarak. Platon bunu ilk kez dile getirmiştir. Aristoteles'te de bir iki yerde aynı pasaj bulunmakta. Ama Platon'un ifadesi çok etkileyicidir. Felsefenin diyor, en temelinde yatan patos, hal, hayret etmektir diyor. Yani felsefe yapabilmek için sahip olmanız gereken şey, o yüzden bizde hayret ilmin başıdır derler. En temel şey şaşırabilme yeteneği. Şaşırabilirseniz merak edersiniz, merak ederseniz öğrenmeye çalışırsınız ve bilme olanağı ortaya çıkar. Fakat bilgiçlik ve bilmişlik insanı bu olanaktan mahrum eder. Niye? Bilgiç, bilmiş, şaşırmayan adamdır esas itibariyle. Şimdi eskiler cehaleti ikiye ayırırlardı. Osmanlıcılarını söyleyeceğim. Yani terim kullanırken biraz çekiniyorum. Ama bizim kültürümüzde asırlarca kullanılmış terimler bunlar. Yani bunların ne kadar unutulmaya terk edebiliriz? Bir tanesi cehli basit. İkincisi de cehli mürekkep. Cehli basit, tek katmanlı yalın bilgisizlik demektir. Yani bu nedir diye soruyorsunuz. Bilmiyorum. Bu yani cahilsiniz demektir. Bu şeyin cahilisiniz demektir. Ama siz buna kalem diyecek yerde, diyelim ki sopa deseydiniz, asa deseydiniz, cehaletiniz iki katına çıkardı. Çünkü bir, bunun kalem olduğunu bilmiyorsunuz. Bu bir, yani cehli basit. Ama sizinki bileşik cehalet olurdu. Ki bilmemekten daha tehlikeli. Çünkü şey bunun de kalem olmadığını da bilmediğiniz ortaya çıkardı. Yani cehli basitle cehli mürekkep, cahil bilmeyen demektir basitçe. Ve bence de ya hepimiz bir anlamda birçok alanda cahiliz. Eğer cahil olduğumuzu bilirsek bu erdemdir. Çünkü cahilsek öğrenebiliriz istersek. Ama ki benim kendi adıma en korktuğum şeylerden biridir. Hakikaten bilmediğim bir şeyi biliyormuş sanmak. Yani soruyorsunuz bu nedir diyorum, kahve. Kahve değil, bilmiyorum diyen kurtarır. Yani öğrenir, nedir peki bu kahve nedir filan der. Kola derse ne yapacak? Bunun kahve olma olduğunu öğrenme olanağını ortadan kaldırmış olur. Yani cehli mürekkep bizi şaşırmaktan alıkoyar. Çünkü bildiğini zanneden insan şaşırmaz ki. Ben biliyorum onları. Yani hep aynı şeyler falan der. Öğrenmeye ihtiyaç duymaz. Kim öğrenmeye ihtiyaç duyar? Ya ne diyor ya bu falan der. Şaşırırsa, işte gözleri fal taşı gibi açılırsa o insan merak eder, öğrenmek ister falan. O cahildir. İşte şaşırmak der eskiler, cehli mürekkebi izale eder. Yani bir insan şaşırıyorsa ondan iki katmanlı cehalet ortadan kalkar, tek katmanlı cehalete döner. Sağduyu nedir? Sağduyu, yani iknaya dayalı toplumsal bilgi aslında bir tür cehli mürekkep biçimidir. Yani aslını bilmediğimiz, özünü bilmediğimiz binlerce konuda biliyormuş gibi konuşma imkanı verir. Televizyonlara bakın, işte çıkıyorlar, konuşuyorlar değil mi? Gazeteciler, siyasetçiler, uzmanlar filan falan. Anlayan anlamayan herkes konuşuyor. Ki bence mahsur yok, konuşmalı da. Dediğin gibi sofistlere de toplumun ihtiyacı var. Bilginin alt katmanlara yayılması için.
Ama şöyle bir problem var. Sağduyusu güçlü olan insanlar şaşırmaz. Ya o kadar ona kesin gelir ki. Yani çok basit bir şey olarak söylüyorum. Ya hırsızlık kötüdür. Yani bundan kuşkulanır mısınız? Tabii ki hayır. Genel geçer bir kural, genel geçer bildiğimiz bir şey. Hırsızlık kötüdür. Bunu böyle algılıyoruz. Yalan söylemek? O da kötüdür. Neden diye sorduğumuzda yani erdemli bunu, bir davranış değildir. İşte bunu sorsak yani gerçekten mi öyle? Hani bir daha ele alalım mı? Ha, yani yalan söylemek kötüdür. Hayatınızda hiç yalan söyler misiniz? Söylersiniz. Ama o zaman sizlerle beni aldatmak mı istiyorsun? Kötü mü değil mi karar ver. Kötü olsa yani sen bile bile mi bu kötülüğü işliyorsun? Kötü olduğuna nereden kanaat, yani bu kanaate nasıl ulaştın? Babam dedi bana. Evet, hocam öyle dedi. İşte okulda dediler. Yani öğrenilmiş değil. Dolayısıyla bizim bütün bilgilerimiz aslında öğretilmiş bilgiler bizden neyi alıyor? Şaşırma yetimizi yok ediyor ve biz öğrenme yeteneğimizi yitiriyoruz. Şaşırmadığımız için biliyormuşuz zannediyoruz. Ya 2 kere 2 4 yani. İşte mesela 1+1 eşittir 1 hala mesela dikkat ediyorum bazıları matematik olarak bu yanlıştır diyor. Yani oysa bir program konuştum. Yani bu matematiksel bir denklem değil ki. Bu bir metafor. Metaforu çözümleyemiyor. Yani çıktım erik dalına deyince erik nerede hocam diyor. Yani o erik değil. Metafor kendini temsil etmez. Dolayısıyla bana dün zannediyorum bir hanım mektup şey yazmış. Ne diyelim ileti. Ya da mesaj. Bir yer mesaj yazmış. Evet doğrusu o. Diyor ki hocam diyor ben işte biz programlarınızı izliyoruz filan diyor. Ben diyor geçen çocuğuma diyor soruyordu 1+1 = 1 dedim filan diyor. Fakat eşim mühendis diyor. Kızdı diyor. Öyle saçma şeyler olmaz. 1+1 = 2 eder. = 2 demiş. Çocuğuna yanlış bilgi veriyor. Yani biz burada dolayısıyla bazı ailelere çocuklarını yanlış eğitmelerine neden oluyoruz. Bana da belli ki güveniyor. Ama ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Yani ne diyeyim ben çocuğuma? Yani kocamın söylediği gibi 1+1 = 2 mi diyeyim yoksa sizin programınıza bile simge olarak, başlık olarak koydunuz. Aslında çok güzel bir soru hocam. Siz ne cevap verdiniz? Ben dedim ki bir aritmetik denklemi olarak 1+1 = 2 eder. Eğer ruh hastası değilse biri. Tabii ki 1+1 = 2 eder. Ama bir metafor olarak çünkü bizim 1+1 = 1 bir matematik denklemi değil. Biz lisede ders vermiyoruz ki. Burada bir metafor kullanıyoruz. Biz bu söylediğimiz şeyle şeyin kendisini kastetmiyoruz. Onunla başka bir şey ama söylemeye çalışıyoruz. Onun bir kısmını söyledik, belki bir kısmını başka programlarda söyleyeceğiz. Dolayısıyla çocuğunuza 1+1 = 2 eder. Matematikte 2 eder. Ama metafor olarak 1+1 = 1 eder. Diye bunu ben hatta şey dedim çocuklara bunları söylememek lazım. Çünkü çocuklar metaforlardan anlamazlar. Bunu bir yani kocanıza bir edebiyat dersi verebilirsiniz. Yani işte dersiniz ki bey bu bir matematik denklemi değil. Bu bir metafor. Yani bu erik değil, üzüm değil, ceviz değil. Ama erik demiş, ceviz demiş, üzüm demiş. Ya ama o işte başka, onunla başka bir şey kastetmiş. Nedir o? Mecaz var. Değil mi? Kinaye var. Filan. Bunlar söz sanatlarıdır. Şimdi o bakımdan sağduyu alışkanlıklarının dışında bir şey duyduğunda rahatsız olur. Ve en nefret ettiği şey mecazdır, metafordur. Metafordan nefret ederler. Çünkü metaforda düz anlam
daha metafor saçma görünür. Ama zaten metaforu kullananlar, metafor üretenler zaten söylemek istediklerini doğrudan söylemek istemeyenlerdir. Onlar belki söylediklerinin vurgusunu arttırmak için yaparlar. Belki orada anlam katmanları koyarlar ki şimdi birazdan Yunus Emre'de göreceğiz. Dolayısıyla iknaya dayalı bilgi, toplumsal bilgi bizim şaşırma yeteneğimizi zayıflatır. Ve bizi o zaman peki bir şeyi daha söyleyelim. Bir şeyi bilmeyen cehli basit demiştik. Bilmeyene cahil denir. İki kere bilmeyene ne denir? Yani bilmediğini de bilmeyene ne denir? Kör cahil mi denir? Zır cahil mi denir artık? Çok güzel. Ki tehlikeli de bir o zır cahil çok güzel. Evet, yani tam Türkçedeki şey aklınıza geldi. Güzel bir şey oldu. Denklik oldu. Zır cahil hiç bilmeyen demek. Yani çünkü doğru bilmişler, bilgiçler biraz bilir. Bazıları hakikaten hiç bilmez. Fakat ama onları da hitabet yeteneği mi kurtarıyor? Zır cahilleri hiçbir şey kurtarmaz. Çünkü şey derler eskiler buna. Zirveler zırvalarla yıkılmaz. Ya da düzeltiyorum. Zırva tevil götürmez. Bunun şeyi, yani saçmaladınız mı yorum yaparak onu kurtaramazsınız. Bizim bir sanatçı stand-up'larında bunu sıvama kelimesiyle ifade ediyordu. Yani sıvayarak saçmalığın üzerini örtemezsiniz. Şimdi dolayısıyla zır cahiller ya da gafil, burada kullanılan tabir gafil. Yani tek katmanlı cahil şeye, bilgisize cahil denir. Bilmeyene. Bilene de alim denir. Peki çift katmanlı olursa bilmeyene gafil denir. Bilene arif denir. İşte tanıtımda da duyurmuştuk. Bilmekten artık tanımak safhasına geliyoruz. Yani laboratuvardaki bilim insanı, bilginle arifi ayırt eden şey nedir? Yani şeyi bir kenarda bıraktık artık, onlardan yeterince konuştuk. Bilgiç, entellerden de konuştuk. Yani bunlara değişik adlar verilir dedik. Sadece belki bir kez daha vurgulamak lazım. Ama kültür böyle oluşur. Yani kültürdeki kültürel seviye en alttakilerle en yukarıdakiler arasındaki bağ böyle kurulur. Eğer bu bilmişler, bilgiçler olmazsa kültür olmaz ortada. O, yani şeyde laboratuvarda bilmiş olur mu? Olmaz. Ama şunu oturtamıyorum. Şimdi kültür böyle oluşur diyoruz ya. Kültürün oluşması için ya bilgelerin sesinin daha çok çıkmasına ihtiyaç yok mu? Eğer bilgiçlerden alıyorsak o bilgiyi 1+1=1'i anlamakta insanların güçlük çekmesi çok doğal. Yani bilginin özüne ulaşanların sesinin daha çok duymaya ihtiyacımız yok mu? Şimdi şöyle tabii bilgelik dünyanın yitirdiği nesnelerden biri diyebilirim. İşte aydınlanmayı konuşuyoruz ya, aydınlanmanın eleştirisini yapma fırsatı bulduğumuzda aydınlanma Weber'in tabiridir. Aydınlanmayı öyle söyler. Evrenin büyüsü bozuldu der. Bilgelik o büyüyle alakalı bir şeydi. Şimdi bunu açmak için bu arif kısmına, yani bilmekten tanımak kısmına geçelim. Bilmekten tanımak kısmına geçelim. Tam da burada kalalım. Yine biraz soluklanacağız ama akabinde devam edeceğiz.
Diyoruz, bilmekten tanımaya geçeceğiz bu bölümde. Yani ilimden irfana mı geçeceğiz? Evet. Yunus'a geçelim. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen bu nice okumaktır. Burada tabii okumak sözcüğü de önemli. Onu en baştan söylemem lazım. Yani mesela kitap okumak, değil mi? Aklına ne geliyor sizin ilk duyduğunuzda? Yani okumak aynı zamanda ya nice bu kadar bilgi sahibi olmak eğer kendini bilmiyorsan. Yani kitap okumak aracıyla mı, değil mi? Yani nasıl? Tabii. Ama şu da olabilir. Hem cahilsin hem de iddia. Yani meydan okumak manası da vardır, değil mi? Mesela şarkı okumak vardır. Şarkı okumak Anadolu'da hala kullanılır. Okumak genelde duyurmak, başkalarına aktarmak demektir. Yani hem cahilsin hem de bununla yetinmeyip başkalarına bunları aktarıyorsun manası da vardır. Bu sadece nice kitap okumaktır anlamı gelmez. Yani burada biz göreceğiz, burada artık bilgiç eleştirilmiyor yalnız. Burada bilginler bilgiç durumuna düşürülüyorlar. Şimdi keşke bu konularda okunabilecek çok şey olsaydı. Ama biz kendi değerlerimizle, kendi kültürel değerlerimizle fazla emek harcamıyoruz. Harcanan emekler de çok yeterli değil. Bu sahanın uzmanları dünyadan habersiz. Dünyadan haberdar olanlar kendi değerlerinden habersiz. Böyle bir trajik bir çatışmanın ortasında ilerliyoruz. Şimdi ben ilk okuduğumda ilim bilmektir ifadesini anlam verememiştim. Yani çok uğraştım. Bir yerden okuyarak da anlama imkanım yoktu. Yani hep standart şeyler dolanır bu konularda. Yani böyle bazı ifadeler vardır. Yani dandini, dandini, dastana gibi. Tekrarın anlamı yoktur. O bir vurgudur. Yani ilim, ilim bilmektir. Yani bilmek zaten ilim demektir. İlim, ilim, yani ilim. Bunu şöyle yorumlamayı tercih etmiştim yıllar önce ve yazmıştım da bu konularda. Türkçe'ye çevirsem, daha günümüz Türkçesine çevirsem, zannediyorum daha kısa yoldan muradımı anlatmış olurum. Bilmek, bilmeyi bilmektir. Diğeri kadar kötü mü? Yok, hayır. Bilmek, bilmeyi bilmektir. Bilginin evet. Kendisini bilmek. Ama bu da totoloji gibi değil mi? İnsan insandır, masa masadır gibi. Yani bir şeyi kendisiyle açıklamış olmuyor muyuz? Değil. En azından bize bu bilmek, bilmeyi bilmektir. İlim, ilmi bilmektir anlamını kesinleştirmemizi sağlıyor. Bu önemli bir kalkış noktası. Niye? Çünkü kavramsal olarak bakarsak, bir refleksiyonla bakarsak, bilgiden söz edilen her yerde iki şey zorunlu olarak akla gelmek zorunda. Mesela sanat. Sanat dediğimiz zaman iki şeyi düşünmeden edemezsiniz. Buna şey derlerdi eskiler. Gerekir, yani lüzum, lazımdır. Sanat diyorsanız, sanatçı demeden sanat diyebilir misiniz? Olmaz, değil mi? Olmaz. Yani sanat yapıtı demeden eser. Evet. Eser, değil mi? Yani sanat dediğimizde aslında o sanatın içinde zorunlu olarak sanatçı ve eser vardır. Yani ortada aşk diyorsak aşık vardır, maşık vardır.
İlim diyorsak alim vardır, malum vardır. Şimdi o halde Yunus ne diyor? İlim, ilim bilmektir derken, ha, ilim varsa bir alim var, bir malum var. Bilginler neyi bilirler? Malumu bilirler. Yani bilineni bilirler. Yunus onları neyle eleştiriyor? Sadece malumu bilmekle mi eleştiriyor? Alimi bilmiyor. Nesneyi biliyor ama özneyi bilmiyor. Malumla yetiniyor. Dolayısıyla peki nereden maluma değil alime, yani şöyle Türkçe gidelim biz, daha iyi olur. Bilmek daima bir bileni ve bilineni akla getirir. Bilen ve bilinen olmadan bilmek, bilgi olmaz. Dolayısıyla Yunus'un eleştirdiği, desek ki burada ilimden bilen kastediliyor desek olmaz. Niye? Çünkü ikinci mısrada ilim kendin bilmektir diyecek. Dolayısıyla bilmek bilmeyi bilmektir. Yani demek istiyor ki bilmenin nasıl bir şey olduğu üzerine, nasıl bir edim olduğu üzerine düşünürsen, eskilerin tabiriyle ne idüğünü düşünürsen, bilme de neler olup bitiyor, o zaman anlayacaksın ki bir bilinen var, bir de bilen var. Sen bilineni bilmeye çalışıyorsun. Bu ne demek? Alimle arif arasında ben öyle bir ayrım yaparım. Alim, bilgin, kendi dışında olanı bilendir. Yani bir mühendis, diyelim ki bir fizikçi, bir tabip, esas itibariyle bir bilim adamı hangi alanda uğraşırsa uğraşsın, aslında bildiği şey kendi dışında olandır. Yani nesnel bilgidir. Objektif bilgidir. Obje, Latince'de karşıda duran şey demektir. Karşımda duran şeydir, nesne. Dolayısıyla benim onu bilmem, o nesneye uygunsa nesnel, objektif bilgi olur. Suje, Fransızca ya da subjektin kendisi, özne, altında duran şey demektir. Sub oradaki ek, önek, altta dur, alt demektir. Dolayısıyla özne kendisinin üzerinde duran demektir. Nesne karşısında duran demektir. Optan gelir o. Dolayısıyla bilgin daima kendi dışında olanı bilendir. Kendi içinde ne olan olanı bilen midir? O zaman değildir. Eğer zaten olsa ona bilmek değil, tanımak diyorlardı. Yani hep işte örnek veriyorum. Einstein'dan söz ediyoruz değil mi? 20. yüzyılın büyük dahisinden. Einstein'ı niye değer veriyoruz Einstein'a? Çok önemli bir bilgin olduğu için. Değil mi? Ama özel hayatı acaba nasıldı? Yani eşiyle olan ilişkisi, çocuklarıyla olan ilişkisi, ne bileyim akrabalarıyla olan ilişkisinde ya da kendisiyle ilişkisi. Yani Einstein'ın Einstein'la olan ilişkisi, o konudaki bilgisiyle diyelim ki fizik dünyaya ait bilgisini karşılaştırsak. Belki de evde çok daha geri kalacak yani, ya da diyeceğiz ki. Yani şöyle dışını bilenin içini aynı şekilde bilmesi pek kolay olmaz. Evet, kolay olması değil, istenir belki. Dolayısıyla burada ilim bilmektir. Yani bilmek, bilmeyi bilmektir. İlim kendin bilmektir. İşte yani demek istiyor ki bilmek bilmeyi bilmektir. Bilmeyi bilirsen bir bilinen görürsün. Bilineni değil. Bilenini bilmek bir iştir tabii. Ama asıl iş bileni bilmektir. O bilen kim sensin? Peki bunu mantıksal olarak nasıl temellendirebiliriz aradaki farkı? Şöyle. Bilmek ile tanımak arasındaki farkı söylüyorum.
Bilmekte bilenle bilinen daima ayrıdır birbirinde. Ama tanımakta tanıyanla tanınan aynıdır. Biz yine Yunus'un terminolojisine bağlı kalalım. Yani ben kendimi biliyorum dediğimde bilinen ne? Kendim. Kendim. Bilen kim? Ben. Bak ikisi de aynı. Ama kendini bilmek. İşte kendini bilmekte bilenle bilinen ittifak ediyor. Bir ve aynı şey halini almaya başlıyor. O halde bilenle bilinen ayrı olduğunda aradaki ilişkiye bilgi diyoruz ya, o bilgiyi tanımlasak nasıl tanımlarız? Mesela ben sizi biliyorum. Biliyorum derken ne yapıyorum? Size bakıyorum, sizin bende bir imgeniz zihnimde canlanıyor. Gözümü kapasam bile sizi 10 dakika sonra görsem, aa demin gördüğüm hanımefendi diyebilirim. Nasıl diyebiliyorum bunu? Sizin bende bir suretiniz oluşuyor zihnimde. Bu başkasını bilmek. Nesneyi bilmek. Peki benim kendi kendimi bilmem, yani siz kendinizi biliyor musunuz diye yani sorsalar. Kendini bilmek derken kendi zaaflarını, kendi isteklerini, arzularını, kendini onu bir şey. Bilemiyoruz ama yani incelememiz lazım. Fakat kendimi ben bilirim filan dediğinizde sizde bir başkasını bilmek gibi bir suret, imge meydana geliyor mu? Hayır. Niye? Kendimi biliyorum. Yani ben kendimin... Kendinizin bir imgesi var. Bakın Dücane Cündoğlu'nun sizde bir imgesi var. Ama Pınar'ın kendimi sizde... Kendimi tanıdığımı iddia ediyorsam tabii ki öyle bir imge oluşur. Tanıma da imge olur. Nasıl bir imge oluşur? Yani Pınar'ın özünün bir imgesi var mı? Olur mu? Olabilir mi? Olmaz. Kendi içimde. Hayır. Oradaki bilme araçsal olmadığı için sizde bir resim meydana gelmez. Hangisi kesin bilgidir acaba? Bilimsel bilgi mi? Yani kendi dışımızdakini bildiğimizde mi daha kesin bir bilgiye ulaşmış oluruz? Kendimizi bildiğimizde mi? Kendi dışımızdakini bildiğimizde daha kesin bir bilgiye ulaşmış oluruz gibi geliyor. Yani siz kendinize dışarıdaki bir nesneden daha mı uzaksınız? Kişiden kişiye değişir bu. Zor değil bir mi? Şey, zor bir yolculuk. İşte o yüzden... Şu erik dalına bir çıkalım. Hadi çıkalım. Şimdi çıktım erik dalına anda yedim üzümü. Bozsan ıssı kakıdı der ne yersin kozumu. Şimdi burada bilgiçler erikçiler oluyor. Yani erik dalına çıkanlar esas itibariyle bilginin dışıyla ilgilenenlerdir. Çünkü mesela eriği nasıl yeriz? Hatırdır yeriz. Bir kabuğu yoktur. Sonra çekirdeğini atarız. Bakın özünü atıyorsunuz ama dışını yiyorsunuz. Dolayısıyla bilgiçler, bilmişler, ikna alanında konuşup düşünenler erik yiyenlerdir. Ama hocam fazla biraz aşağıladınız ya da... küçümsediniz. Hep bu kadar insan, bunların içinde bilginler de var derseniz doğrudur. Onlar da erik dalına çıkıp üzüm yiyenler. Üzüm yediğimizde ne oluyor? Üzümü direkt hap olarak atıyoruz. Çekirdeğini falan da atmıyoruz. Öyle mi? Çekirdeğini, arada bir çekirdekleri oluyor ama. Yutuyoruz ama çekirdeğini. Yutuyoruz, evet. Ha, ama bazen de çıkarıyoruz değil mi? Sırf çekirdeğini çiğnesek biraz acı olur filan. Ama üzümün hazzı daha tatlıdır erikten, değil mi? Ondan daha farklı şeyler de yapılabilir. O yüzden bilginlik üzüm yemek gibidir.
Ceviz'e gelelim. Cevizi nasıl ceviz yiyoruz? Ceviz için kırmak lazım. O hakikatin bilgisine ulaşmak için. Hangi katlar var? Acaba. Bir hatırlayalım bakalım. Bir tane kabuğu var, katmanı. Sonra bir de... Yeşil. Evet, iç kabuğu da var. Sonra asıl sert kabuğu sert var. Sert kabuğu geliyor. Sonra o aradan onların iç kabukları çıkarı, da var. Evet, iç kabuğu falan. Da çıkardık mı çok zor. Niye atıyoruz burada? Serüvenden sonra ulaşıyoruz. Burada ceviz yerken attığımız ne? O dış kabuğu atıyoruz. Onu sobada yakıyoruz hatta değil mi? Evet. Yani eski köy sobaları filan şeyde kuzinede filan yakarlar. Şimdi erik ve üzüm yemekle ceviz yemek aynı şey değil. Cevizde cevizin özünü içindekini yersiniz. Kabuğunu atarsınız. O yüzden Arif dışsal olan görünüşe ilişkin olanı umursamayan adamdır. Sağduyuymuş. Peh. Sağduyudan ne olur? Ortak kanaatlermiş. Toplumsal beklentiler varmış, toplumsal sorumluluklar. İnsan kendisini o cevizin özüne geldiğinde o kabuğu önemsemez. O kabuğun tamamı o özü korumak içindir. Kabuğu kırdırmamak lazım ama kabuk kırılmazsa, hatırlayın, izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Kimlik, kişilik, kendilikte aynı sıralamayı yine yapmıştık. Burada kimlik bilgiçlere, kişilik bilginlere, kendilik bilgelere özgedir. Özgüdür, evet. Affedersiniz. Dolayısıyla o kimlik, kişilik katmanları kabuktur. Öz, o işte insan, Hazreti İnsan. Bizim rahmetinin deyişiyle. O kabuğu kırmadan olmaz. Hem kabuğu kırmayayım hem de cevizi yiyeyim. Olmaz. O yüzden o kimlik, kişilik olarak sana öğretilen ortak sanılarla hesaplaşma yiğitliğini gösteremezsen işte sağduyulu bir vatandaş olur çıkarsın. Kendine güveni, hayret etme, şaşma, şaşa kalma yetisini kaybetmiş sıradan biri olursun. Başka çaren yok. Kabuğu kırmak zorundasın. Bu şiirle ilgili birçok şerh yazılmıştır. Açılım. Bu şerhlerden iki tanesini zikretmek isterim. Bir tanesi Niyazi Mısri. Benim hususi bir şeyim vardır. Çünkü çok yani belki 5-6 yaşlarından beri babamdan yani evde konuşulurdu. Oradan şiirlerini ezberlemişimdir bazıları. Yani yıllar sonra derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Onun öncesi var. Burhan arardım aslıma, aslım bana Burhan imiş. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Sağı solu gözler idim bir dost yüzün görsem diyor. Ben taşrada arar idim. Ol canan can içindeymiş. Şimdi yani bunun tamamını belki sonradan 17-18 yaşlarında tamamlamış olabilirim. Ama derman arar idim derdime, derdim bana derman imiş. Yani ilkokul çağlarından beri kulaklarımdadır. Anlamını bilmem. Evde söylenirdi. Dolayısıyla Niyazi Mısri bu şiiri şerh eder. Çok önemlidir. Yine bir Bursalı, Niyazi Mısri de Kestel şeyde Bursalıdır esas itibariyle. İsmail Hakkı Bursevi de şerh yazmıştır. O biraz ulemadan ve urafadandır ama Niyazi Mısri'ye göre meczuplardan değildir. Niyazi Mısri ile ilgili küçük bir not koyayım. 17. yüzyıl 2. Viyana kuşatmasında 3 isim vardır. Bu 3 isim bir arada çalışılmadan o dönem Viyana kuşatması kolay kolay çözümlenemez. Sabatay Sevi, Niyazi Mısri ve Mehmet Vani Efendi. Mehmet Vani esas itibariyle
birazdan göreceğimiz kartalı simgeleyecek. Sinek ve kartal. Evet, sinek ve kartaldaki kartaldır. Bir sinek bir kartalı salladı ya da kaldırdı, urdu yere. Yalan değil, gerçektir. Ben de gördüm tozunu diyor. Yani bir arif, bir derviş, nice bilgini, zahir ulemasını bir sineğin bir kartalı yere vurması gibi yere vurur. Niye? Özün bilgisi, cevizin içindeki bilgi, eriğin ve üzümün bilgisinden daha büyük, daha derin bir bilgidir. O yüzden Niyazi Mısri burayı yorumlarken şöyle söylüyor. Diyor ki burada kastedilen şeriat, tarikat, hakikat ya da bazıları oraya marifeti de eklerler, dörtlü yaparlar. Şeriatla tarikat bir yerde, marifet, hakikat bir yerde. Ben bunu doğru kabul etmem. Üçlü olanı şeye daha uygundur. Daha sistematik bilgilerimize. Şeriat nedir? Hukuktur. Dinin o ibadetleri, uygulamaları, dışsal olan kabuğudur yani. Hukuk demektir. Şeriatı bilen, alim denilen insanlar, ulema da esas itibariyle bu kabuğun bilgisine sahip olan resim uleması, yani rusum uleması denir. Resmin çoğuludur. Dışsal olan şeylerin bilginleridir bunlar. Fenomenlerin bilginleridir. Görünüşlerin bilgisidir. Özün değil. Tarikat bu hukuki bilgiyi bilir. Uyanları da vardır, uymayanları vardır. Ama tarikat daha çok bireyseldir ve o yüzden ahlak denebilir. Buradaki ahlakı toplumsal ahlak değil. Çünkü dervişlerin, sufilerin ahlakı toplumsal olanla çatışır. O yüzden bir tanesi yani erik şeriata, üzüm tarikata, ceviz hakikate denk gelir diyor. Hatta şöyle bir şey var. Ben tabii bunları doğru bulmam ama o çağın bilgisinde kaçınılmaz. Cevizin bir anlamda baş harfinden camiyle irtibat kuruyorlar. Cami cemeden bir araya getiren demektir. Dolayısıyla hakikatte erik de vardır, üzüm de vardır diyor cevizde. Yani onun hepsini barındırdığını söylüyor. Şimdi sineğin kartalı yere vurabilme gücü nereden geliyor olabilir? Bilginin özüne sahip olmasından mı? Bilginin değil, eşyanın demek lazım. Eşyanın, özünün bilgisi. Çünkü eşyanın zahirini bilmek, dışsal olanı, görünüşleri, fenomenleri bilmek bizi bilgin yapar en fazla. Yani doğayı bilebiliriz, dünyayı bilebiliriz. Dışı biliriz. Kabuğun bilgisidir o. Ama lüp denilen o öz, hatta bir de özün özü vardır. O da ayrı bir bahistir. Sinekle kartal arasında bir ayrım yapmak lazım. Sineğin gücü olmaz değil mi? Yani ele ele kartalla mukayese edildiğinde hangisi heybetlidir? Kıyas bile kabul etmez. Değil mi? Kartalın temel şeyi nedir? Yüksekten uçar. Yüksekten uçar, çok güzel. Ama gagasının şeyi, pençeleri filan nesnesini dışarıdan yakalar ve dışsal bilginin gücünü gösterir. Hatta Almanlarda filan siyasal gücün de sembolü kartaldır. Yani Selçuklular, Selçuklu kartalını unutmayalım bu arada. Yani hepsinde kartal dışsallığın, kasın gücü, pençenin gücü, gaganın gücüdür. Heybetin gücüdür. O yüzden yükseklerdir. İşin içinde vahşilik. Ama hangi manada yükseklik? Nedir yani bütün yükseklik? Yerden yükseklikten bahsediyoruz tabii ki. Dağlar ölçüsünde yükseklik filan değil mi? Yani sineğin bütün çelimsizliğine karşın sinek insana kartalla sineğin insana nispetle şey yapsak
sinek insanı geliyor, sokuyor, üstüne konuyor, değil mi? O yüzden dervişler şey derler, padişahın yanında hangisi olmak istersiniz? İbrikçi başı mı? Yani ayaklarını yıkayan köle mi? Ya da hizmetli mi? Yoksa sadrazam mı? Vezir-i azam mı? Vezir-i azam olursanız kelleniz daha çabuk uçabilir. Uçmayabilir de. Şimdi işte kimsenin kellesi falan uçtuğu yok ama yani sadrazam olunca, vezir-i azam olunca Osmanlı'da da vardı. Birçoğu malı da götürüyor. Yani bir de yani ekonomik olarak herhangi bir ahlaki suçlama yapmasak bile neticede siyasi erkin en tepesinde. Padişah, yani bir anlamda padişahın yerine devlet o yönetiyor. Bundan büyük bir ego tatli olmaz yani. Padişaha yakın olmak istiyorsak hangisini olmalıyız? Diyorlar ki sadrazam mı? Yoksa ayaklarını yıkayan ibrikçi mi? Ayaklarını yıkayan ibrikçi belki tehdit olarak görmediği için daha mı yakın oluyor? Hayır. Başka bir yerden benzetme yapıyorlar. Benzetmeler malumunuz değişik açılardan yapılabilir. Sadrazam padişahın en fazla elini öpebilir, eteğini öpebilir. İbrikçi ayaklarını yıkıyor ya, ona değiyor padişah. Padişah orada hakikati temsil eder. Dolayısıyla hakikat karşısında kartal mı olalım, sinek mi olalım? Bilen mi olalım, tanıyan mı olalım? Tanımakta diyelim ki biri diyebilir ki ben Dücancı'nda oldum, ben biliyorum diyebilir. Ne kastediyor olabilir? Ya ben kitaplarını okudum. O zaman hemen şöyle sorulur. Şahsen tanıyor musun? Yok, tanımıyorum ama biliyorum. Yani kitapları aracılığıyla biliyorum. Ya da onu televizyonda videolarını seyrettim ya da programını seyrettim filan. Bir tanesi ben hiçbirini seyretmedim. Ama benim çocukluk arkadaşımdır. Yıllarca birlikte büyüdük. Kitaplarını da okumam, ben tanırım onu. İşte kötü bir adamdır, iyi bir adamdır, neyse bir şey söyleyecektir. Şimdi tanımakla bilmek arasındaki fark, bilmek daima dolayımlı bilmektir. Bakın size sona yaklaştık galiba. Var, biraz daha vakit. Biraz daha var bir soru. Yani yanıtlamanız için sormuyorum tabii ki. Tanrı... O zor soru. Tabii Tanrı deyince bir kere duracağız. Alimdir, yani alimdir değil mi? Bilendir. Bunda inanan bir insan için bir kuşku olur mu? Olmaz. Peki tamamen filolojik bir soru bu. Tanrı arif midir? Kemal, yani Tanrı kemal kelimesiyle sanki daha bağdaştırabiliriz. Ama ariftir. Tanrı irfan sahibidir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Diyemez miyiz? Tanrı ilim sahibidir denebilir. Çünkü kutsal kitapların hepsinde Tanrı'nın bilen, her şeyi bilir. Yaprağın altındaki minnacık zerreleri bile bilir. Bilendir. Görendir, iştendir, bilendir. Ama tanıyan mıdır? Tanrı için arif sıfatı kullanılmaz. Çünkü tanımada dolaysız, cisimsel bir yakınlık gerekir. Bilmede kesinlik vardır. İrfana nispetle. İrfanda garip bir şekilde yakınlık vardır. Fakat biz, yani insanın Tanrı'yı bilmesi... Hem ariftir hem alimdir. Alim senin ne alimdir? Tanrı'yı biliyorum ben. Ben alim billahım dese biri. Ne anlayacağız alim billah'tan? Doğru. Yani işte mesela Papa, değil mi? Papa Hristiyanlığın en üst mertebesindeki kişi ve Tanrı'ya en yakın onun olması lazım. Papa Tanrı'nın alimi midir, arifi midir? Ya da Diyanet İşleri Başkanı bizde. Diyanet İşleri Başkanı alim bir insandır. Olmasaydı yani ilahiyat eğitimi almıştır. İşte yani bu kadar önemli bir dini kurumun başına geldiğine göre işte biraz ilmi vardır herhalde.
Yani Şeyhülislam'ın. Ama arif midir? Yani şeyin İslam'ı alim midir filan demiyorum. Tanrı'yı bilir. Nasıl bilir? Hafız. Kur'an ezberinde. Ya da işte Kur'an'daki bütün açıklamaları biliyor. Yetmez. Ulemanın yaptığı bütün açıklamaları biliyor. Hep bildiği kelimeler bunlar. O yüzden dervişler der ki, yani senin Tanrı ile aranda bir araç var. İşte ya Kur'an var, ya peygamber var. Peygamberin aktarımıyla biz Tanrı ile irtibat kuruyoruz. İbn Haldun bundan bahseder. Bazı dervişler diyor ki, ya ben dinlemek, yani o ona demiş, Cebrail Hazreti Muhammed'e getirmiş. Hazreti Muhammed ümmetine okumuş Kur'an olarak. Kur'an'ı okuyacağız, anlayacağız ve öylelikle Tanrı'ya doğru. Ben göremez miyim diyor bazıları. Yani doğrudan bir temas yok mu? İşte burada sözü edilen şey, ibrikçi örneği ya da sinek örneğinde aslında doğrudan temas, aracıya ihtiyaç duymadan kendini seyretmek. Diyeceksiniz ki yani bu Tanrı manrı işler çok karıştı. Aslında bunu hadis değildir ama öyle meşhur olmuştur. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Kim ki kendini bildi, Rabbini bildi diyor. Yani Rabbini bilince kendini bilemiyor. Diyanet İşleri Başkanı, Papa, Şeyhülislam neyse ya da işte İran'da dini lider Hamaney Rabbini biliyor. Nasıl biliyor? Onun buyrukları, ayetleri, peygamberin hadisleri, ulemanın yazdıkları aracılığıyla onları okuyor işte 40 yıl, 50 yıl ben diyor Tanrı'yı bildim, oradan kendini bilmeye gelemiyor. O yüzden o rusum uleması, dışın kabuğun, ceviz kabuğun uleması. Bir kısım diyor ki ben doğrudan kendimi bilmeye çalıştım. Sokrates'in lafıdır bu. Ben kırlardan, ağaçlardan öğrenmek istemiyorum diyor. Benim öğretmenim kırlar, ağaçlar değil, doğa değil diyor. Ben şehirde, insanlarda hakikati görmeye çalışıyorum diyor. Yani en sevdiğim tabiridir. Hatta duyururken kullandım. Ben kendimi araştırıyorum diyor. Yani doğa bilgini, bilgin doğayı araştırıyor. Kendi dışındakileri araştırıyor. Arif kendini araştırıyor. Sokrates böyleydi mesela. Sokrates bilgin değildi diyebilir miyiz? Hem bilgindi hem bilgeydi. Daha sonra felsefede bu ikisini bir araya getirmeye çalıştı. Ama çok zordur. Dışa yöneldiğimizde içi unutuyoruz, kabukla uğraşıyoruz, cevize hiç ulaşamıyoruz. Ya da işte ömrümüz erik ve üzümle geçiyor. Fakat bazıları çok sayısı az olanlar o kabukları kırarak cevizi yemeyi başarıyorlar. Keşke o kabukları kırarak cevizi yemeyi başaranların... Ama o zaman da toplumdan uzak kalıyorlar. Keşke, işte tam da onu diyecektim. Keşke o ceviz yemeyi başaranların seslerini daha çok duysak ki en çok da buna ihtiyacımız var diyebiliriz. Hocam sonuna geldik. Ben bir cümle tabii söyleyeyim. Halkın cevize ihtiyacı olmaz. Olmaz mı? Halk erik ve üzümle mutlu olur. Mutlu mu olur? Akıllılar yani. Sağduyulu akıllılar. Herkese ben erik ve üzümü tavsiye ederim. Mutlu olurlar. Ceviz ama, yemek isteyenler de o zaman evlerinde odalarına çekilir. Yok, hayır. Halk içinde hakla beraber olmayı öğrenmeliler. O zaman aynen bu cümlenizle. O zaman işte Yunus gibi konuşmaya başlarsınız. O da doğru. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Peki. Bu hafta bilgin, bilge, bilgiç masaya yatırdığımız konulardı. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.